Evet. Şimdi burada kazanım 15'te devam ediyoruz. Demiş ki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. Şimdi önceden ne yapıyorduk? X kare eksi 4 x işte artı 4 eksi 4 yapıyorduk. Doğru mu? Önce tam kareyle ile çözeyim. i̇ki çeşit çözeceğim bunu. Birinci çözüm yolum şu. İlk öğrendiğim yol. X eksi 2'nin karesi eksi 4. Yani eksi 4'ün yarısı eksi 2. Tam kare tanıdım. X eksi 4'ün karesi eksi 4 eksi 3 eşittir 0. Yani x eksi 2'nin karesi eşittir. Eksi 4 eksi 3 eksi 7 karşıya 7 diye geçti. Buradan x eksi 2 kök 7 olabilir. Veya x eksi 2 eksi kök 7 olabilir. Artı eksi kök 7. Bir artılısına bir eksilisine eşitledim. E buradan x eşittir 2 artı kök 7 olur. Veya x eşittir 2 eksi kök 7. Bunu zaten ben tam kareden yapabiliyordum. Ama artık biz bununla öyle uğraşmayacağız. Direkt bakıyoruz denkleme. Denklem çarpanları ayrılıyor mu? Ayıramıyorum çarpanlarına. Deltasına bakacağım. Zaten delta çarpanlarını hemen göremiyorsan bir deltasına bak. Delta neydi? B kare x 4 ac. Yani 4'ün karesi. B dedim x'in katsayısı sayısı. Eksi 4 çarpı a dedim x karenin katsayısı sayısı 1. C dediğim 3. Buradan delta dediğim. Şurası 16 artı 12 28 geldi. O zaman kök delta dediğim. Kök delta kök 28 yani 2 kök 7. O zaman benim köklerim ne olacaktı? X1 eşittir. Eksi B. Eksi eksi 4 artı 4 artı eksi, e, artı eksi birini eksi alayım birini artı alayım ayrı ayrı yazdım zaten x1 eksi kök delta eksi b eksi kök delta bölü 2a a dediğim bir olduğu için bölü 2 x2 ise eksi b artı kök delta yani arada bir tek işaret değişecek bölü 2 e buradan x1 dediğim 2 ile sadeleştirdiğim zaman 2 eksi kök 7 x2 dediğim 2 artı kök 7 aynılarını bulmuş oldum e, tabi hangisi kolayına geliyorsa o yöntemle yaparsın Bazen bu delta çok daha fazla işime yarayacak. 2 eksi kök 7 2 artı kök 7 buldum köklerimi. X kare artı 6 x artı 7. Şimdi ben bunu çarpanlara ayıramıyorum. Direkt deltadan yapacağım. Tam kare ayırmayı zaten anlatmıştım. Yani buraya x kare artı 6 x artı 9 eksi 2 de yazıp gidebilirim. Deltaya bakıyorum. B kare 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı a çarpı c. A dediğim ilk kaynağın c dediğim sabitlerim. 36 eksi 28 8 yapıyor. O zaman buradan kök delta dediğim kök 8 yani 2 kök 2. O zaman köklerim neydi? Eksi b. Eksi 6. Eksi kök delta. Eksi 2 kök 2 bölü 2 a bölü 2. Diğer kök ise eksi 6 artı 2 kök 2 bölü 2. O zaman buradan eksi 1 dediğim eksi 6 bölü 2 eksi 3. Eksi 2 kök 2 bölü 2 eksi kök 2. Burası. Eksi 2 ise eksi 6 bölü 2 eksi 3 artı kök 2. Zaten bak Rasyonel e, e katsayılar rasyonel 1 6 7 rasyonel sayı kökler birbirinin eşleniyor oldu. Eksi 3 eksi kök 2 eksi 3 artı kök 2. Devam ediyorum. X kare artı 2 kök 2 x doğru mu? Artı 2 kök x kare eşittir 2 kök 2 x artı 6. Şimdi bunları bu tarafa atıyorum. X kare eksi 2 kök 2 x eksi 6 eşittir 0 geldi. Şimdi burada yine delta'ya bakıyorum. Delta neydi? Çünkü çarpanlara ayırmayı göremeyebilirim. Ha görebilirsem eğer bunu. Mesela 6'yı nasıl yazabilirim? Örneğin kök 3 çarpı kök 2 şeklinde. Ama burada öyle bir şey yapamıyorum. çarpanlara ayıramıyorum. Kök 2'li cinsten yazmam lazım. Bu şekilde ayıramıyorum. O zaman şöyle yapacağım. Köklerimi. B kare eksi 2 kök, 2 kök karesi 8. Eksi 4 çarpı A çarpı C. E, A dediğim 1. C dediğim eksi 6. Burası ne oldu? 32. Yani artı 24 artı 8. 32 ise Kök delta kök 32 yani 4 kök 2 mi oldu? Kök delta. 4 kök 2 oldu. O zaman şuradan devam ediyorum ben. 4 kök 2'yi yazdıktan sonra. Köklerim neydi x1? Eksi b. E burada b dediğim ne? Bak burası 1 çarpı x kare burası farklı gözükmesin. B dediğim şuradaki eksi 2 kök 2. Eksi b demek 2 kök 2. Eksi kök delta eksi 4 kök 2 bölü 2a mı? 2a dediğim 2. Doğru mu? Bunu yazdım. Diğeri ne olacak? Ee, diğeri de şu olacak. Hemen bakıyorum. X2 eksi B 2 kök 2 artı kök delta artı 4 kök 2 bölü 2 Şimdi buradan X1 ne geldi? Eksi kök 2 geldi. Doğru mu? Evet. X2 ne geldi buradan? 6 bölü 2 3 kök 2 Bak burada aslında şurada da çarpımları ayırabilirmişim. Eğer bunu görseydim. Mesela burayı x'e x diye ayırdım. Şurayı da eksi kök 2'ye 3 kök 2 diye ayırdım. Sonra sonuçta çarptığım zaman eksi 6'yı veriyor. Orta toplamları da eksi 3 kök 2 ye artı kök 2 diye ayırırım. Toplamları da bana neyi veriyor? Şuradaki eksi 2 kök 2 veriyor ama bunu görmek zor. Özellikle köklü olduğu için. Bak e, ee, diskriminattan direkt kökleri buldum. Yani eksi kök 2'ye 3 kök 2 oldu. Benim köklerim. Bu şekilde bulmuş oldum. Geçtim diğerine. X kare eksi 4 x artı 8 hepsini bir tarafa topladım. Eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlara ayıramadım ben. Deltasına bakıyorum. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi b kare eksi 4 çarpı a çarpı c. 16 eksi 32 eksi 16 küçük 0 geldi. E delta küçük 0 ise direkt ne diyordum? Reel kök yok. Hatta onu da yazayım da. Reel kök yok. Karmaşık kök olacak. Bunu ileride anlatacağım zaten. Reel köküm yok. O zaman çözüm kümesi Boş kümedir. Reel sayılarda çözüm kümem boş küme dedim. Bu kazanımı bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>